coin'leri ve Shib Coin'den bahsedeceğiz. Genel olarak hem Shibarium'u aynı zamanda dediğim gibi Shiba Inu'nun tokenlarını ele alacağız diyebilirim. Bakalım. Shiba Inu, Shibarium lansmanı yaklaşırken balinaların ilgi odağı haline geldi. Fiyat nasıl tepki verecek? Şu anda balinaların korkunç derecede ilgi gösterdiği bazı coin'ler var. Bunlardan bir tanesi gün içinde de söyledik Shiba, bir diğeri XRP, bir diğeri PIP. Aşağı yukarı sebeplerini siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. XRP zaten yani Ripple balinaları tarafından dava muhabbetinden önce de korkunç şekilde alınıyordu. Hatta öyle böyle alınmıyordu yani. Sürekli şişme oluyordu. En son dava muhabbetinin ardından bu alımlar devam etmeyi kendini bu şekilde sürdürdü, tamam mı? Shiba'ya baktığınızda aynı zamanda Bona vesaire baktığınız zaman karşımıza da yine bir şey geliyor ki bu da Shibarium. Shibarium'un yaklaşıyor olması Shiba Inu tokenlarında yüksek bir balina aktivitesine sebebiyet vermiştir. Ve bu şartlar altında da cüzdanlar şişmiş ve yukarı meyilli hale gelmiştir. Bir şeye dikkatinizi çekerim XRP'de. Bakın tam da 69.7 pozisyonlarından, destek noktamızdan desteğini alıyor ve yukarı halli bir gidişat sergiliyor ama burada böyle ana çok yüksek patlamalar vesaire olmuyor. Birincisi 70 sentler eğer kırılırsa 60 sentlere doğru bir geri çekilme olabilir fakat 4 saatlikteki Golden Cross'la buluşacağı için bu da yeniden 70 senti aşacak çok büyük bir yükseliş anlamı taşıyacaktır. Haricinde 70 sentler üzerinde akümülasyon da yapabilir. Hareketli ortalama yükselişiyle bir 90 sent dener. Bu şartlar altında trade arayanlar 70 sentlerden kademeli girip olası düşüşte bir 60 sentten de alım yapabilir. Ki ikinci yani düşük senaryoda bile 70 senti kıracağı anlaşıldığı için böyle bir hacim doğrultusunda mantıklı bir strateji olacaktır. Bunun da altını çizmek istiyorum, tamam mı? Neyse işte. Kripto para piyasasındaki köpek temalı gözde meme coinlerden bir tanesi olan Shiba Inu, balinaların ilgi odağı olmaya devam ediyor. PIP'te de çok yüksek bir balina aktivitesi var demiştik. Bunun doğrudan hani haber kaynaklı vesaire bir sebebi yok. PIP'in zaten büyük ölçüde pozitif bir kripto para olması ve korelasyonunun çok yüksek olup resmen fiyatlama, pozitif fiyatlama makinesi olması. Arkham Intelligence platformu tarafından yayınlanan veriler bir saatten daha kısa bir süre içinde büyük miktarlarda SHIB token'ı taşındığını gösteriyor diyor. Genel olarak 553 milyon adet Shiba Inu token'ı taşındı. Neredeyse 2000 adet Shiba Inu token'ı kullanılmayan, 2000 neymiş ya? 200 bin adet kullanılmayan cüzdanlara gönderildi, yani yakıldı. Evet. 553 milyon SHIB hareket halinde. Bu işlemlerdeki en büyük parça 405 milyon adet Shiba Inu token'ı içeriyor. Bu miktar hareket ettirilen token'ların yaklaşık 3'te 2'sidir. 405 milyon adet token Binance borsasından anonim bir cüzdana taşındı. Bir diğer işlem ise SHIB sözleşmesinden OpenSea NFT pazarındaki bir cüzdana aktarılan 100 milyon adet token'dır. Şeyi söyleyeyim size, bakın bu NFT meselesi biliyorsunuz Shiba'nın çok yüksek sayıda NFT'si vardır. 2021'deki toplu satıştan sonraki ATH sürecinde de hala olmak suretiyle bunlar Solana ağı üzerinde bulunmaktadır. Zannediyorum konuyla alakalı resmi bir açıklama olmasa da şimdi şey biraz saçma gibi duruyor. Hani ya adamlar Ethereum token'ı Ethereum üzerine katman çekiyorlar. Solana'da hani NFT'lerini bulunduruyorlar. Fakat adamlar maliyetten kaçmak için bunu yaptıkları da çok açık. Solana biliyorsunuz ki ucuz bir ağ yapısı. Ethereum bunun aksine oldukça pahalı. Üzerindeki işlemler olabildiğince maliyeti düşük olsun diye bunu yapıyorlar. Shibarium geldikten sonra NFT'lerini takdir edersiniz ki kendi katmanı üzerine Ethereum yani daha doğrusu Shibarium katmanı üzerine alacaklar. Şey bayağı komik olur bence. Mesela Shibarium geldikten sonra da Solana üzerinde tutsalar bayağı enteresan bir durum olur yani. Arkham takipçisi ayrıca 111 bin adet Shiba Inu'nun Coinbase'ten ölü bir cüzdana taşındığını bildirdi. Neler oluyor? Shibburn Tracker, Etherscan tarafından paylaşılan ve
Son 24 saat içinde 35.342.371 adet SHIB token'ın ölü adreslere gönderildiğini ve bu adreslerden token çekilemeyeceğini gösteren yeni verileri yayımladı. Evet. Bu otomatik olarak orada kitlenen tokenların dolaşımdan çıktığı ve piyasada dolaşan arzı azalttığı anlamına gelir. Buradaki en büyük yığın 35 milyon dolara eşit olan diyor. Milyon değildir o. 17 milyon tokenlık işlemdir. Shibarium'un piyasaya sürülmesine aylar kalmış olabilir. Bu yüzden Testnet büyük bir destek görüyor. Evet doğru, aylar kalmadı ama Testnet'in büyük bir destek gördüğü doğru. Shibarium'un çıkışına aylar kalmadı. 13-17 Ağustos tarihleri arasında Kusama'da çıkacağını söylemiştir ve zaten çıkacağı kesin. Kusama söylediği için kesin değil. Zaten Kusama'nın sözüne şey olmaz. Hani bu gibi durumlarda çok itimat olmaz ama sonuç olarak düşündüğümüzde buraya sponsor olmalarından belliydi. ETH Toronto gibi devlerin de içerisinde bulunacağı bu kadar büyük bir etkinlikteyken Shibarium'u yayımlamamalarına ihtimal yok yani. Son zamanlarda meme coin'in Satoshi Kusama Tagma adlı lideri yaklaşan Shibarium ana ağ sürümü hakkında bazı haberleri paylaştı, bir blog yazısı yayımladı. Evet, bu da bu arada şeydir. Bu blog yazısının yayımlanması da artık Shibarium'un geleceğine dair en büyük delaletlerden bir tanesidir. Medium'da yer alan haberlere göre Shiba Inu, Ship markalı büyük projelerin resmi olarak duyurulacağı ve Kusama'nın AI yani yapay zeka aracılığıyla bir konuşma yapacağı yıllık ETH Toronto konferansının sponsorları arasında yer alacak. Doğru, hatta en büyük sponsoru olacak. Kusama ayrıca Shibarium ana ağının lansmanının büyük olasılıkla orada ayrıntılı olarak tartışılacağını ve lansmanın etkinlikten sonra gerçekleşeceğini söyledi. Etkinlikten sonra gerçekleşecek olan şey lansman değil, etkinlikten sonra diğerleri gerçekleşecek. Daha doğrusu World Paper yayımlanacaktı, onu yayımladılar. Shibarium zaten etkinlikte çıkarılacak. Puppynet olarak adlandırılan Shibarium test ağı bu haftanın başlarında toplam işlem sayısında büyük bir artış gördü. Gözde Meme Coin bu yazının yazıldığı sırada ise 5.075.46 dolar civarında işlem görüyor. Evet, durumlar bu şekilde. Shibarium yaklaşıyor. Shibarium yaklaştıkça Shibcoin üzerindeki fiyat artışları da devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.